Hepinize merhaba, hoş geldiniz. Kendi sektörümle ilgili kıymetli dostlarımı, arkadaşlarımı sizlerle devam ediyorum. Bugün bu sektöre Avustralya Melbourne'de devam eden meslektaşımız Aykut Beyitcaner ile birlikte olacağız. Avustralya Melbourne Pan Pacific Otel'in gece müdürlüğü görevini yürütmekte kendisi. 7 saatlik bir saat farkımız var. Bugün kendisiyle Avustralya'da salgın sonrası tercih edecek oteller hangileri, gastronomi konusunu işleyeceğiz. Benim için bu kıtalar arası, ülkeler arası arkadaşlarımın bu yayınlara gösterdiği fedakarlık gerçekten her şeyden önde. Şu an yanlış bilmiyorsam Aykut evinden en az 2 saat bizim için bu yayına katılabilmek için ailesinden ayrılarak bu yayına, otele erken geldi. Hoş geldin Aykut, nasılsın? Merhabalar Kayhan Bey, sizler de iyisinizdir inşallah. Vallahi böyle kıtalar arası, hani eskiden telefon, hani biz biraz yaşlıyız. Telefonla numarayı verirdin, PTT seni arardı, 2,5 saat sonra sadece görüşme yapardın. O da 1-2 dakika. Fakat şimdi böyle görüntülü, canlı canlı, insan acayip heyecanlanıyor. Nasıl, keyifler iyi mi? O dönemleri kaçırdım ben ama ilk geldiğimde yine Türkiye'ye normal telefon hattından 1 dakikası 1 dolar para ödüyorduk bize. İyi paraymış. Bir de arıyorsun evi, hani bir de oradan azar işitiyorsun, hani niye aramadın, işte şu kadar saat oldu falan filan, yatıyorum tamam hadi bak para yazıyor. Düşünsene, fırçaya bile para ödüyorsun. Aynen öyle. Seni tanımayanlar için biraz kendinden bahseder misin? Ne, kaç seneden beri oradasın, neler yapıyorsun? Vallahi Ege Üniversitesi Turist Rehberliği bölümünü bitirdikten sonra ben 2000'de olimpiyat oyunlarından hemen sonra Sydney'e geldim. Orada adamla çok güzel bir sistem kurmuş. Hani dil okulundan diploma kursuna gidebiliyorsun. Diploma kursundan adamlar diyor tamam hani üniversite okumak ister misin? Kredi transferinde bulunabilirsin. Dedik hadi tamam mı, ambalajımız olsun bak hadi tamam üniversitede okuyalım. Oradan çıkışta bu sefer Amerika diyor ki Avustralya'da turizm okuyanlar buyurun gelin 2 yıllık vize verelim size. Staj C1 vizesiyle. O tabii genciz o zamanlar, tamam dedik bir de 2 yılı Amerika yapalım. 2 yıl öyle geçti, bu sefer ne yapalım, bu sefer gel yani ESCO okulum, master yapmak ister misin? Ona da tamam dedik, ona da geldik. 2 yılda öyle geçti. Ondan sonra bu sefer vatandaşlık ister misin dedi ülke, ona da tamam dedik. Hala buradayız. Kaç yıl oldu? 18 yıldır yurt dışında otellerde çalışıyorum. Oo, seni tebrik ederim. Yani iki şeyden dolayı tebrik ederim. Hem Türk bayrağını mükemmel dalgalandırıyorsun. Hem de hani 18 yıldan beri yurt dışındasın. Türkçen kusursuz. Yok yani bazı yerlerde takılma var tabii ister istemez. Hatta onu diyecektim, yayın içinde de öyle bir bazen hatırlayamadım kelimeler olursa şimdiden özür diliyorum. Yok estağfurullah, estağfurullah. Şeflere yemeğin anlamını soruyorum. Sana da o zaman otelin anlamını sorayım ya da gurbetin anlamını sorayım. Şimdi şöyle diyeyim, ben otel benim annem babam. hayatım boyunca ben kaç 20 yıldır çalışıyorum. Sadece otellerde çalıştım. Hiçbir başka hiçbir sektörde başka hiçbir şey denemedim. Otel beni okuttu. İşte bachelor yaparken, master yaparken ben hiç 5 kuruş ailemden para almadım. Otel beni aldı, okuttu, İngilizce öğretti, burada yaşamayı öğretti, elimden tuttu, Amerika'ya gönderdi, oradan geri getirdi. 17 yıldır da hayatımı sürdürüyorum ve teşekkür ediyorum böyle bir sektörün olduğu için ve muhtemelen de otel sektöründe emekli olacağım. İnşallah, inşallah. İnşallah daha büyük işlere imza atarsın ve iyi örnekler oluyorsun. Yani şu açıklaman bile tüylerimizi diken diken yaptı. Yani herkes mesleğin bir dalını söylerken sen bunu anne babayla
konumlandırıp müthiş bize hayal dünyasını attın. Peki evli misin? Çoluk çocuk var mı? Yurt dışında şimdi onlar da o zaman yabancı vatandaşıdır. Oldu. Evliyim şu anda. Leyla Caner'le bir tane de ufak bebeğimiz var. 8 aylık. Allah bağışlasın. O Teşekkür şimdi ederim. Avustralya vatandaşı doğuma büyüme öyle mi? Evet. Leyla'nın hala bir bekleme süresi var. 2 yıl daha bekleyecek. Bebiş direkt vatandaş. Onunla iyi geçinin. Peki ilk önce gündemin en önemli kısmı pandemiyi değerlendirelim. Ne dersin? Pandemi orada nasıl yaşandı? Ne gibi önlemler alındı ya da alındı mı? Pandemi şöyle her yerde bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi bir şakayla başladı bu pandemi olayı. İşte Çin'de yeni bir virüs başladı. Herkes işte korona, bira markası değil mi bu diye başladık tabii ki. Sonra her gün başladı. Hatta ben hala hatırlıyorum işte ya diyorum her yıl bir virüs çıkıyor işte SARS çıktı, Ebola çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Yani bir tane onlardan bir tanesi muhtemelen. Sonra Avustralya açık turnuvası vardı o esnada. Yüzümüzün akıyla çıktık ondan. İşte bütün oteller fulldü. İşte turistler yağdı. Full her yer bitti. Sonra Formula 1 süreci başladı. İşte bookingler yapıldı yine otel full. Muhtemelen hani beklenen 300, 400, 500 bin kişi bekleniyor City'ye. O esnada biraz böyle bir bocalama oldu. Bu Tayvan'da, Hong Kong'da bu sayılar artmaya başladı. Ölüm sayıları korkunç düzeye gelmeye başladı. Hatta bizim o Wuhanlı bir arkadaş vardı burada muhasebe bölümünde. Çocuk tatile gitti, dönemedi, hala yok çocuk ortalıkta. Ah canım. Peki haber alıyor musunuz? Valla bir ara işte şeye koyuyordu böyle sosyal online fotoğraflar koyuyordu. Şimdi o da yok. Bilemiyoruz şu anda nasıl. Ay Tam inşallah da yani merkezine işin garip tarafı. Sonrasında takımlar gelmeye başladı. 2 tanesi bizdeydi hatta. İşte aynı gecesinde haber, kötü haber, kara haber diyeyim geldi. 2 mühendiste virüs çıktı. Aynı gecesinde bütün takımlar işte isyan bayrakları işte niye bizi gönderdiniz buraya gibisinden bütün rezervasyonlar başladı iptal tek 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 iptal. Yani, telefonu kapatamadık. 3 gün içinde işte otel boşaldı öyle söyleyeyim. Gelecek bütün rezervasyonlar iptal oldu. Bu mühendisler hepsi tabiri caizse kaçtı gitti. Gece yarısı böyle saat 2'de 3'te böyle uçak ayarlayıp hani adamlar gitti. Mart'ın başından beridir de çok büyük bir şey var, kriz var otelcilik sektöründe. Ama burada da işte Avustralya hükümetine teşekkür etmek lazım. Çok güzel bir yaklaşımda bulundular ekonomik açıdan. Yurt dışından gelen vatandaşlarımı 14 gün karantinada tutmam lazım. Bunu da ne yaptılar adamlar? 5 yıldızlı otellere verdiler. Türkiye'de bakıyorum hani bu öğrenci yurtlarında falan Evet. değişik şehirlerde tutuyorlar. Burada da 5 yıldızlı otellerde. 4 yıldızlarda yapamadılar onu çünkü kapasite yeterli gelmiyor. Hani bir uçak geliyor mesela şu anda mesela 400 kişi var bizde karantinada. Aniden biz de devlet memuru gibi olduk. Artık otel değil de daha çok bir devlete ait bir konaklama merkezi diyeyim. Öyle bir evreye dönüldük. İşte konuklarımız geliyor, karantina da kalıyor. 14 günlerini geçiriyorlar. İşte güvenlik görevlileri devlete bağlı. Hemşireler yine hali hazır otelde duruyorlar. Peki Erkut bir şey soracağım. Bu sonuçta burada bir masraf var. Bu masrafı devlet mi karşılıyor yoksa siz? Devlet direkt kişi başı, oda başı
Ve ayrıca kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği olmak üzere de 3 öğün yemek sunuyor. Onu da otelden sunuyor. Böylelikle otel ve mutfak tarafı yine F&B diyeyim. F&B hala serum oldu bize. Hani komadaki hastaya serum oldu. Hatta güzel haber geldi dün. Haziran'ın sonuna kadar sözleşme imzalandı yine ve muhtemelen daha da uzatılabilir ibaresiyle. Valla yeme içme sektöründeki birisi olarak inan öyle koronaya can feda. Maalesef şu anda bizim otelin bulunduğu yer Melbourne'in turizm kalbi diyeyim. Irmağa paralel şekilde bir sürü restoran, otellerin olduğu yer. Hatta şöyle söyleyeyim, set menülerinin 260 dolar olduğu restoranlar var hemen yan tarafımızda. 260 O, dolar. onlar bile direkt kapattı, web sitelerini kapattı. Oradan bakıyoruz zaten din hala hani ne yapıyor bu adamlar gibisinden. O şeyciler, bu Wagyu et uzmanları falan hepsi kapattı. Ve işin kötü tarafı adamlar hani çok fine dining dedikleri, luxury dining dedikleri take-away de yapamıyorlar. Aa, neden? İşte yani sonuçta Wagyu'yu pişirip de ben Ha, adama tabii, yarım anladım. saatte gönderemeyeceğime göre. Avustralya hükümeti şey yaptı, bu restoranları kapatmadı hiçbir şekilde. Sadece iç tarafta hani oturarak yemeği yasakladılar. İç taraf, TKV olarak serbest bırakıldı her şey. İçeriye de sipariş vereceklere de en fazla iki kişi girebiliyor. Kafelerde mesela iki kişi, dışarıda böyle bir 15 kişi kuyrukta. Vay vay vay. Ya bayağı enteresan. Ama hani benim şu ana kadar yaptığım bağlantılarda bu sen çok teşekkür ederim. Beşinci kıta oldun. Şu an koronanın yaşandığı en yaşanabilir az zarar görmüş bir bölümü anlatıyorsun. Bence burada hükümetin aldığı kararlar ya da salgının büyüklüğü açısından belki bunun da etkisi olabilir ama şu an anlattığın şey biraz sıkıntılı ama genel dünyaya baktığın zaman da bunu çok akıllıca atlatıyorsunuz gibi geliyor. Muhtemelen öyle. Burası öyle bir ülke ki Kayhan Bey, sivrisinek ilacı bile sıkılmıyor mesela, yasak. Doğaya zarar verir. O doğanın kendi iç dengesini bozar diye. Mesela bir plaja gidiyorsunuz, bütün yani gözlerden ırak, hani 300 kilometre ilerideki ufak bir plaj. Onun etrafına bile böyle tahtalardan bir geçit yolu yapıyorlar ki millet onun üzerinden geçsin. Bu otlara, işte bu şeylere basılmasın. Artık hani kaplumbağa yuvaları zarar görmesin gibisinden. Tam bizlik yerlermiş. O kadar ne diyeyim artık, pimpirikli mi diyeyim artık, o kadar bu tip şeyleri düşünen insanlar da tabii ki koronada kırmızı butona bastı. Bu Kanada Başbakanı dediği gibi, siz evinizde kalın, ekonomiyi bize bırakın dedi Helal adamlar olsun. muhtemelen. Bütün herkese ilk başta 750'şer dolar para ödendi. O normal bir şey bence. Sonrasında da bu işsizlik üzerine tabii otel sektörünü bu dediğim karantina yöntemiyle hallettiler. Bu retail shoplar dediğimiz yerlere de 1500 dolar 2 haftada bir süspansiyon yaptılar. İş yerlerine dediler ki insanları çıkarmayın. Bu ödeyeceğiniz maaşın 1500 dolarını 2 haftalık. Yani ne oluyor? Aylık 3000 dolarını biz karşılayacağız. Ve hatta dün, evvelsi gün arkadaşımla konuşuyordum. Avustralya'da işsizlik oranı düşmüş hatta bu pandemiden sonra. İlginç bir Ya çok şekilde. özür dilerim. Orada normal bir yaşam sürdürebilmen için ne kadar bir maaşa ihtiyaç var? Hani bizim buradaki Ya. asgari ücret ya da orta direkt diyelim.
Ben size asgari ücreti söyleyeyim. O zaman burada saat başı ücreti verilir, brüt. Muhtemelen şu anda yanlış hatırlamıyorsam 20 dolar civarı saat başı. Onun için hani bir temizlikçi de günün sonunda gidip de 5 yıldızlı otelde yemek yiyebilir diye bir söylem vardır hani gerçek. Ay şey açısından yani retail shoplarda bile 3.000 dolar alınıyorsa çok da yani dramatik bir ülke değil, çok da dramatik bir şey yaşamıyorsunuz. Ya buradaki dramatik işte millet partilere gidemiyor, bu barlar kapalı, işte bu diskolar kapalı, oraya gidemiyor. Yoksa finansal olarak zannetmiyorum, öyle çok ölüyorum kalıyorum diyen pek insan olduğunu zannetmiyorum. Bunun yanında bu mortgage'lar mesela 6 ay ertelendi, 6 aya kadar ertelendi. Siz seçiyorsunuz hani 3 ay mı 6 ay mı? Eğer etkilenmişseniz bu gelir düzeyinizden dolayı. Başka elektrik ve su şirketler hala size fatura gönderiyor ama faturanın üzerine bir ibare eklemişler. Eğer ödeyemeyeceğiz diyorsanız haberiniz olsun ki kesilmeyecek. Elektrik veya sular kesilmeyecek. Ama ödeyebilirseniz de ödeyin Ya bu gibisinden bir ibare var. nasıl bir ülke ya? Bilmiyorum, bana Helal olsun. normal geliyor bunlar. Ya bize şey ya şu an polyanlacılık hani herhangi bir hikaye kitabı okuyorsun gibi geliyor bana. Yani karşılaştırmayı yapamıyorum, kusura bakmayın da. Yani devletin zaten yapması gereken şeyler bunlar değil mi diyeyim ben de size. Bilmiyorum. Ya Pek işte. politik şeylere girmek istemiyorum da. Ben de girmek istemiyorum ama insan bunları duyunca da böyle ya yani içimizde travma geçiriyoruz şu an. Keşke bağlanmasaydım, moralimizi bozdun Hayda. ya. Peki bu salgın sektörümüzde ilk neyi olumlu olumsuz etkiledi ya da etkiler sence? Valla olumlu şekilde büyük şirketler şunun farkına vardı. Online satışların ne kadar profitable olabildiğinin farkına vardı bence. Burada Kmart mesela dün açıklama yaptı. 150 tane şubesini kapatacakmış, devredecekmiş. Çünkü diyor ki adam, hani ben artık diyor retail shop'a ihtiyacım yok. Zaten online her şekilde satıyorum. Biz hatta geçen gün yani gitmeyelim dedik, 50 doların üzerine işte free delivery yapıyorlar. Normalde 2 gündü periyodu, 2 haftada geldi bize. O kadar dolu ki adamlar. Şu anda hani profit marjını yani tavan yapmış durumda adamlar. Bu sefer retail shopları kapattı adamlar. Hani sektörden sektöre değişiyor açıkçası. Olumlu şekilde başka zannetmiyorum ki bir sektörün olabildiğini. Mesela Milli Hava Yolları, Qantas mesela 20 bin kişiyi çıkardı bu pandemiden dolayı. Restoranlar keza yani sürekli kapalı veya minimuma inmiş düzeyde. Benim bir arkadaş hatta restoran açacaktı, kendine 3 aydır açamadı. Bugün veya yarın işte açmayı düşünüyor artık dedi. Hani yapacak şeyim yok artık, açayım hani belki TKV'den falan döndürebilirim dükkanı. O şekilde olumsuz olarak da gayet özellikle hava yolları 1 numara, yiyecek içecek de 2 numara sayabilirim. Çok olumsuz şekilde etkilendi. İşte bu süpermarketler tabii süper iş yaptı. Şaka gibi hani bu, biz yine böyle ciddiye almazken bu pandemiyi, bir vakti böyle sabah 7'de 8'de millet kuyruğa girmiş, birbirini iten falan böyle insanlar ve sürekli tuvalet kağıdı, izlemişsinizdir haberlerde. Evet, biz de yaşadık. Size de ne oldu? Tuvalet kağıdı reyonları inanılmaz şekilde bir kavga, dövüşenler falan mı ararsın? Hani yok yani, bu stand boş, boştu yani.
Çok enteresan. Pirinç, un şeyleri falan da bitti ama o kadar değil de ilk tuvalet kağıtları gitti. Çok ilginç geldi bana yani. Ya inan şöyle marketlere hani bakmakla görmek arasındaki farkla bazı marketlere girip bakıyorum. Temizlik ve kozmetik tarafında dediğin gibi tuvalet kağıdı, eldivenler, ondan sonra birkaç tane o da deterjan grubu yani çamaşır suyu vesaire. Bizim biliyorsun Türkiye'de bunlar evet. Çok önemli şeyler. Onlarda bir raflar bomboş, diğerleri dop dolu. Yani hani tuvaletimizi silersek korona gelmeyecek. Gibi evet. Aynen. Bir de mesela şey, yani kalabalıkta hani gören artık sürü psikolojisi mi oluyor artık? Hani biri alıyorsa öteki de hemen geliyor. Bir şeyler alıyorum ben mesela hemen arkamda önümde bir iki kişi oluyor da yani acaba ne alıyor bu gibisi. Aynen kesin almam lazım. Kalmayacak. Bir, yani yarın bulamayabilirim diye endişeden alıyor. Kesinlikle haklısın. Peki bu süreçte misafir müşteri tercihleri değişir mi? Neler ön plana çıkar? Şimdi ben seni biraz soruya boğuyorum. Çünkü gece müdürü dediğin kişi aslında misafirden senin branşın olsun olmasın yani lavabo tıkanmasından helikopterin çalışmamasına ülkedeki doları her şeyi sana sordukları için senin büyük bir tecrüben olduğunu düşünüyorum. O yüzden alakasız her şeyle biraz soruya boğacağım. Zamanın yetmediği an lütfen söyle keselim olur mu? Çok güzel bir tespit yaptınız orada. Hani gelip de burada rakamlara boğulmak falan filan değil bizim işimiz. Hani eve gittiğimizde de mutlaka bir haberleri izleyeceksin. Mutlaka bir gazetelere böyle ne oluyor ne bitiyor göz gezdireceksin. Yurt dışındaki neler oluyor? Hollandalı bir kişi çekici giriş yapıyor mesela. Mutlaka Hollanda ile alakalı bir şeyler söyleyeceksin adama. Aynen. Tercihler değişir mi demiştik? Şimdi o kadar hani değişik beklenmeyen bir şey oldu ki bu süreç. Şu anda yani önümüz sis bulutu. Avustralya'nın en büyük gelir kalemleri işte madencilik. Onda bir şey olmadı şükür. Mesela şeyden bahsedeyim bir önce fiyatlar artar mı artmaz mı gibisinde. Evet. Onu da araştırdım. Avustralya'nın tüketiminin 5 mislini üretiyormuş. Kıta ülke olduğu için yani sınırsız araziler. Burada çiftlik sahipleri falan hani Google Earth'ten gösteriyor size çiftliklerini mesela. 5 misli böyle hani hiç zorlanmadan hani çok rahat şekilde 5 misli fazla üretildiği için bu food supply'dan dolayı bir sıkıntımız yok. Ama sabah bizim baş aşçıyla mesela bir ufak bir görüşme yaptım. Hani fiyatlar ne olur gibisinden. Tabii dediği gibi hani şu anda yine hiçbir fikrimiz yok. Ama bence şahsımca yine bizim gelirimiz düşeceği için muhtemelen forecastları yakalayabilmek için şirketlerde muhtemelen fiyat artışına gidecektir. Ama dediğim gibi supply chain'de hiçbir sorun yok. Yine aynı fiyatlar, her şey yine aynı fiyatlar. Marketlerde de öyle. Baktığım genel olarak bir fiyat artışı yok şu ana kadar. Peki ama şimdi şirketlerin de hani kendi içinde artık stratejisi ne olur, nasıl olur bilemiyoruz. Ha şöyle fiyat artar ama sonuçta çok kişi etkilendiği için 2 milyon kişi en az etkilenecek sayı deniyor burada Avustralya'da. Hani o kişiler tercih eder mi bu sefer ürünlerini? Öbür türlü de adamlar forecastini yapmış zaten, şirketler yapmış zaten. Hani o forecast'i yakalayabilme imkanı yok zaten ama muhtemelen o sayıya doğru yakalamaya çalışacaklardır. Muhtemelen hani individual şekilde, kişisel şekilde şirketten şirkete değişmek kaydıyla muhtemelen fiyat artışları bekleniyor. O restoranlarda da şöyle bir şey var. 4 metrekarede bir müşteri alınacak Haziran'ın başı dahilinde itibariyle. O zaman da adamın hani
müthiş yani kiralar ödüyorlar. O kiraları çıkartabilmek için 4 metrekarede bir kişi yeterli olmaz diye düşünüyorum. Muhtemelen fiyat artışlarına gidecektir restoranlar. Vay vay. Demin cümle içinde 250 dolar set menü demiştin. Komik olacak ama bunda içki dahil mi yoksa sadece yiyecek menüsü mü? Galiba şarap menüsünden bir veya iki kadeh alınabiliyor. Vay vay vay. Bir Ucuz mu veya pahalı mı? yo süper şey yani bizde biliyorsun Çırağan Sarayı fiyatları falan bunlar. Düğün fiyatları. Ya o kadar yani cümleni kesmemek istiyorum ama her cümlenin içinde beynimde sorular dönüyor. Şimdi şirketler biliyorsun bir bütçe yapar. Ocak ayında bütçesinin örnek veriyorum %5'ini dolduramadığı zaman onu rolling forecast diye her aya yuvarlar. Sence bu Evet. pandemide bir 3 ay zaten stop yapıldı. Belki Evet. Avustralya bunu yapmadı ama senin hani böyle finansal bir öngörün olarak sence bu sene bu bütçeler nasıl yönetilmeli? O 3 ay yok sayılıp o bütçedeki 3 ay atılmalı mı? Yoksa rolling forecast yapıp kendi kendimizi mi kandırmalıyız? Artık muhtemelen hani şirketlerde bir silkinmeli bence. Artık hani rakam neyse o olması lazım. Hani Değil mi? rolling yapalım da nereye kadar yapalım? Ne? Hani hiç kimse Ya. bilmiyor ki yani muhtemelen bir gün açıyorsun haberler 2023 diyor. 2000 yani gelecek yıl tamam diyor bir şey olmaz diyor. Bazıları aşı bulunana kadar her şey diyor. Evet. Şimdi bizim otel fiyatlarına bakıyorum ben yine aynı şekilde yani yine 400 dolara ne diyeyim 2 gün önce 8 tane odamız vardı mesela ve 2 odalı odalarımız 400 dolara gitti yine. Ha burada biz ne bir indirim yaptık ne bir şey yaptık hani oluyor demek ki. Ama tabii ki forecastlar hani muhtemelen tabanı Değil bulacak. mi? Ama hani Haklısın. şu da var hani etkilenmemiş bir tane ülke yok yani şu anda dünyada. Doğru. Yapacak bir şey de yok. O Aynen. forecast hani bu ise bu olacak. Artık buradan devam edeceğiz yola. Doğru. Peki etkinlikler, düğünler, festivaller, şimdi Avustralya açık falan dedin. Spor müsabakaları var. Bunları yaparken bir önlemler alınacak mı ya da bunlar belirli bir süre tamamen iptal oldu mu? Şu an belki duyuyorsundur. Avrupa Birliği'ndeki basketbol federasyonları falan bu seneyi artık durdurdu, pas geçti. Sizde öyle Evet. radikal bir şeyler oluyor mu? Avustralya'nın en yoğun, en ilgi gösterdiği spor dalı EFL dedikleri bir değişik bir elle oynanan bir futbol oyunu. İki direğin arasından böyle topu geçirmeye çalışıyorsun bana. Bir sıkıcı bir şey bana göre. Muhtemelen seyircili oynansın diyorlar ama yukarı Avustralya, Kuzey Avustralya'da muhtemelen oynansın bütün maçlar diye bir teklif var. Lig kesinlikle oynanacak ama seyircili mi seyircisiz mi oynansın onun hala tartışmaları yapılıyor. Yukarı doğru daha ekvatora yakın olduğu için de üst taraflarda oynansın diye teklifler var. Hala verilmiş bir bildiğim kadarıyla hala verilmiş bir kesin karar yok ama. Oralar daha Ama sakin mi? maalesef hani hükümet de haklı hani her şeyi artık böyle durdurmak, her şeyi böyle izole etmek de istemiyorlar. Hani dedikleri hani şey korona virüs öldürmezse mi hani bu izolasyon öldürecek milleti dedikleri. Ben Biraz de o daha kapıdayım. böyle hafif böyle bir step by step dedikleri yapalım. Yani bir bölüme kadar gelelim baba inceleyelim. Eğer olumlu yönde gidiyorsa bir aşama bir aşamada o yönde bir şey var. Okullar açılıyor mesela. Dün açıldı ilk hazırlık Öyle okulları ve 11. sınıflar. 9 Haziran itibariyle de ara sınıflar açılacak mesela. ben şimdi hani burada Türkiye'de normalde Haziran'ın yanlış hatırlamıyorsam 15'i 19'u arasında okullar yaz tatiline girecek.
Eylül ayında açılacak. Orada o dönem nasıl? Burada 3 sömestr var yılda. Son 2 aydır kapalıydı okullar. Şöyle, eğer anne baba çalışıyorsa, eğer hani zoraki bir yani çocuğu bırakacak başka yeriniz yoksa okul o zaman kabul ediyordu. Perşembe gününden bir fon doldurmanız lazım. Önünüzdeki hafta için, bir hafta için. Şu anda da genel açılım olacak ama dün itibariyle küçük sınıflar açıldı. 9 Haziran'dan sonra da normal sınıflar full şekilde başlayacak. Ama Harika. dediğim gibi hani 2 tane vaka çıkar her şey cancel Tabii olur. tabii 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 hiç kimse kesin, bilemez. kesinlikle kesinlikle. Sence tatiller için Ya bu hangi tip arada otel? lafınızı kesiyorum. Lütfen. Bu arada ölüm oranlarını da vereyim size. Dün evvelsi gün bir bayan, 80 yaşında bir bayan da vefat edince 102'ye çıktı ölüm oranı toplamda. Ve bunun neredeyse yarısı da bir yolcu gemisinden kaynaklı bir şey. Onu da hani eksiltirsen orada hani muhtemelen 60-70 Evliler. civarı bütün ülkede. Ya çok Bu da hani yani bize karşılaştırırsanız oldukça iyi bir rakam. aynen bize göre yok gibi bir şey yani harika. Vallahi harika. Tövbe estağfurullah. Hani aslında bakıldığı zaman 102 kişi dediğin zaman Türkiye'de belki bir köy bu. Yani bir köy yok oldu aslında ama yani biz şimdi O 4500'lere dünya 102 kişi 350 de bin. tabii yaşlılar evinde hani muhtemelen çoğu da oradandır. Hani tam kesin sayıları bilemiyoruz tabii şu anda. Muhtemelen çoğu da oradan. Evet. Peki sence tatiller için hangi tip oteller ne için tercih edilir? Yani burada otelciler şimdi bu krizi yönetmek için bir planlar, bir projeler, bir yenilikler yapıyor mu yoksa senin dediğin gibi step by step bir şeyler görüp adım adım mı müdahale ederler? Yurt dışı zaten hani uçuşlar çok az yok gibi bir şey, zaten hani turizm amaçlı uçuş yok şu anda. Ve yakın gelecekte de olmayacak ki aşı bulunana kadar en azından. Sonraki şu anda yani herkesin odaklandığı şey domestik turizm. Ha bununla da muhtemelen bu Airbnb zannetmiyorum artık eskisi kadar iş yapabilsin. Çünkü hani temizlik standartları nedir bilemiyoruz. Şu anda bizim otelden bahsedeyim mesela individual guest çıkış yaptığı zaman özel şirketler var. Oradan insan getirtirip şey yapıyoruz, bu virüse karşı ilaçlama yaptırıp ondan sonra housekeeping girebiliyor mesela temizlik için. Ama tabii hani bunu halk ne kadar kabul eder, ne kadar güven duyar, işte sorun o zaten oradaki. Halk önce bu yine dediğim gibi step by step bu güveni sağlayıp o güvenden sonra bence şey yapmaya başlar. Bu arada ilginç bir şey, karavan satışları patladı burada ülkede. Yok satıyor gibi bir şey. Kiralamaya kalkışsanız aylar önceden artık kuyruğa girmeniz gerekiyor. Muhtemelen böyle hani individual karavan şeyleri peak yapacak. Resortlar belki, şehir dışındaki resortlar belki tahminim daha fazla yoğun olacak, hani insan sayısının az olduğundan dolayı. Ve de bence yine şehir içindeki bu kurumsal yapılar, güçlü şirketler muhtemelen ayakta kalacak bence. Ben inanır mısın yaklaşık 2-3 haftadan beri ben de Türkiye'de karavanların aslında ne kadar modernize olduğunu gördüm, inanamadım. Çok imrendim, araştırdım. Harikulade karavanlar var. Yani su tesisatından tuvaletlerine, Tabii, televizyonların tabii. olduğu yerlere, antenlere, yatakları, mutfakları, camları, dış aydınlatmaları yani efsane karavanlar var. Türkiye'de çıplak standart bir karavan yanlış hatırlamıyorsam fiyat markası yapmış 68 bin lira satış fiyatı.
Kiralamalar hani en kötüsü 500 liradan başlıyor. Günlüğü 1000 liraya kadar var. Tabii sen bunu dolara çevirdiğin zaman 10 dolar falan oluyor. Kafada bir şey yapıyoruz. Peki şimdi bir hani, de inanılmaz şekilde hani düğmeye basıyorsun böyle yatak çıkıyor falan filan. Hani ya, korkuyorum şimdi ben öyle bir showroom'a gitsem kesin bir tane şey yaparlar. Kendini kaybedersin değil mi? Hemen bir tane yapıştırırsın. Peki bir de birazcık da biz yine ben meslekte hayatımı otellerin içinde yeme içmeye adadım. Fakat son 10-12 yıldan beri de restorançıyım İstanbul piyasasında. Hatta çalıştığım markaların zincirlerinden dolayı yurt içi ve yurt dışı markalarında da restoran anlamında görevde bulundum. Yeme içme alışkanlıklarından biraz bahseder misin? Avustralya'da hani biz hep bir kanguru hayvanını tanıyoruz da bunu yiyorlar mı abi? Ya burada hani Migros'la eşdeğerde mesela Coles diyeyim veya Woolworths oraya gittiğiniz zaman en az 8-10 çeşit vardır. Kanguru eti var, timsah eti var mesela, işte deve kuşu emu dedikleri var. İşte o bıldırcınından tut, işte ufak hayvanlar şey, tavşan, işte domuz çeşitleri falan hepsi var. Vay 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 vay. Ben pek şey değilim, daha denemedim. Kanguru bir kere denedim herhalde. Biraz sert eti pek taraftar olmadım. Timsahı bir gün deneyeceğim de biraz süre verin bana. Daha 18 yıl olmuş, ne süresi ya. Biraz daha ihtiyacım var. İyi hadi bakalım. Şeye ne derdi adına? Burada sözünüzü kesiyorum yine. Göçmen ülkesi olduğu için. Hani dünyanın 72 ülkesi derlerdi eskiden. Şimdi muhtemelen hani dünyanın 110 ülkesi diyeyim artık. Den insanlar var. Hani Moğolistan yemeğinden tut, ne diyeyim, Afrika seçeneklerine kadar her şeye var. Bir tek Avustralya yemeği yok zaten bu ülkede. Gerçekten mi? Onun için hani yok. Peki bir şey soracağım. Yani mutlaka siz orada olduğunuza göre bizim Türk restoranlar da şefler de oradadır diye düşünüyorum. Türk mutfağı var mı? Misafirler Avustralya'da Türk yemeklerine nasıl bir tepki veriyorlar? Beğeniyorlar mı? Oraya ben bir marka yaratmaya çalışıyorum. Sos İstanbul diye. Yani geleyim mi oraya? Ya illa ki yani bu ülkede yiyecek içecek üzerine pek iflas edeni duymadım, görmedim ben. Yok ya. Yani muhtemelen tanıyorsunuzdur da Master Chef, Somer Chef de mesela Sydney'de kendisinin restoranları var. Burada maalesef Türk yemekleri şöyle kebap üzerine geçiyor. O da hani buranın kendi ekonomik değerleriyle yoğrulmuş, biraz değiştirilmiş diyeyim. Türkiye'de olmayan sosları burada yapıp Lübnan asıllıymış, menşeliymiş. Yani sorduğum zaman öğrendim. Onları kullanıp hani insan gelsin 3 dakikada ben hazırlayayım ona bu döner artık kebap neyse. Bunu rol yapıp içeceğini de sağlayıp göndereyim adama. Gelip de otursun, gelip de hani restoranında fine dining dediği şeyi yapsın, öyle bir konsept yok. Sydney'de belki bir iki yer, hani onu da parmakla gösterirsin ancak. Maalesef bizim o hani bildiğimiz işte ne diyeyim, karnıyarık, işte cacık falan dediğim şeyler Yunan yemeği diye geçiyor burada maalesef. Ya ben onlar da zaten full yani deniz ürünleri olarak da Yunanlılar almış peşini gidiyor diyeyim. Ama sayıca tabii bizim kebapçılar hani yılın sonunda şöyle bir skala yapsan bizim Türklerin kazandığı para, zaten geçen gün okumuştum şeyde, McDonald's'ı falan geçmiş diyorlar Almanya'da. İnanmıyorum gerçekten mi? Geçmiş ama hani dediğim gibi aynı yani kebap konsepti. Gelip de Türk yemeği dediğin zaman bilmiyorlar. Türk kahvaltısında mesela bir iki yer açıldı burada.
Ama yine hani sadece bilen gidiyor. Benim personelimle konuşurken geçen gün işte dedi hani ne yiyorsunuz gibisin, hani Endonezyalı çocuk şey noodle yiyormuş. Ya dedim kahvaltıda noodle mu yenir ya? Siz dedi ne yiyorsunuz? Dur dedim göstereyim. YouTube'da var ya öyle Türk kahvaltısı diye masayı donatmışlar, böyle mehter marşı çalıyor falan. Çocuk böyle bir şok oldu. Çocuk baktı böyle, ya diyor peki dedi bu İşte domates, işte salatalık yiyorsunuz, peynir yiyorsunuz. Bu dedi hani pahalı gelmiyor mu size dedi kahvaltı için. Ya dedim hani sonuçta bizim Türkler için herhalde bu kahvaltı günün en önemli öğünü. Şeye ne derler adına, benim bir tane büyüğüm var. Yaklaşık 15 gün önce kendisini de ağırladım senin gibi ekrandan. İnanılmaz yani, yürüyen Türk Osmanlı halk mutfağı uzmanı Adnan Şahin. Onunla yaptığımız sohbetlerde hep derdi ki zengin köy kahvaltısı. Ya nerede var diyor, zengin bir köylü diyor. Ya kelime uymuyor zaten diyor. Senin de, bu söylemden o geldi aklıma. Türkiye ile Avustralya'yı kıyaslarsak hangi konularda, yani biz Türkler kendimizi geliştirmeliyiz, ya da hangi konularda Avustralya'dan iyiyiz sence? Servis olayında Türkiye çok daha iyi. Ay, onda yani yine ekonomik nedenlerle, hani burada bir işi bir kişi yaparken Türkiye'de hani maaşların belki hani daha erişi, yani işveren için daha uygun olduğu için bir pozisyonda iki kişiyi tutabiliyorlar. Bu da hani servisin daha hızlı olmasını sağlıyor belki de. Ama buranın avantajı da hani dünyanın dediğim gibi çok kültürlü olduğu için dünyanın çok değişik yerlerinden çok önemli insanlar gelip o konsepti uygulayabiliyor burada, öğretebiliyor insanlara. Yani multicultural olarak Avustralya çok daha iyi, çok daha büyük. Ama Türk mutfağı da gayet güzel, gayet seviyorum. Ama maalesef reklamı yok. Yurt dışında çıktığın zaman o kebap kültürü haricinde maalesef Türk yemekleri şey yapıyor, bir konsept yok. Konsept oluşturamamış. Doğru. Yani bizde tek biraz önce söylediğin gibi, yani 5 kıtadan, yani onlarca arkadaşla, sırf canlı yayın değil yani, bazen böyle WhatsApp üzerinden görüşüyoruz. Üzülüyorum. Türk dendiği zaman sadece döner ve kebap, hani Aynen. köfte bile geçmiyor. Yani döner ve kebap. Yani Doğru, direkt doğru. dürüm, yani hani ne bileyim, ben üzülüyorum. Yani Türklük bu değil. Yani inanılmaz, Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu, yani içinde öyle büyük geniş mutfaklar ve kültürü barındırıp iki tane şeye bağlanması da belki de ticari olarak o doğru. Yani ukalalık da yapmak istemem ama hani Türk bu değil ya. Yani Türk mutfağı bu değil. Şey olarak hani gastronomi alanında bu kadar geniş olup da satamayan bir ülkeyiz belki de. Hani biraz önce o dediğim 260 dolara adam burada 3 tabak 4 tabak size set menü çıkartabiliyor. Ne yapıyor? İşte şu kadarcık bıldırcın koyuyor. Hani bana mantıksız geliyor. Bizim Türk yemeklerinde mesela hani gittiğim zaman şöyle of diyorsun, hani insanın gözü doyuyor. Aynen öyle, aynen öyle. Ve maalesef işte dediğim gibi tanıtım belki de. Onun için hani sizin gibi değerli insanların da yurt dışına çıkıp da Estağfurullah. keşke hani açıp, hatta zincirler hani yüzlerce binlerce restoran zincirini açıp da keşke tanıtabilseniz. İnşallah da olur. Biz aslında devlet Türk Quality diye bir sistem uygulamaya başladı. Menünde Türk yemeklerin, atıyorum yani, %10-15 temel Türk yemeklerini koyarsan, devlet yurt dışında yaptığın yatırımın ciddi bir kısmını devlet karşılıyor. Fakat onu yapabilmen için gerçekten biraz kurumsal standartlar istiyor senden. Fakat biz Türk olarak biliyorsun, hani daha Japonya için iPhone 8'i üretirken biz onu ürettiğimiz için, hani her şeyin hilesini, shortcut'ını bildiğimiz için
Biz onu yapmıyoruz ama yiyecek içecek de 3-5 markanın şu an yurt dışında Türk kaliteyle ilerlediğini duyduk. Bunlar da bize, yani ben kendi adıma feyiz alıyorum. İyi bir melek yatırımcı bulursam senin dediğin gibi ilerleyeceğim. Ve ben hani sırf böyle karnı yarıklı da değil, aynı o Türk kalitedeki gibi, evet, gittiğim ülkeye de uyum sağlayacağım. Yani mesela kendi adıma markayı Sos İstanbul koydum ama sırf olay sosisi olmayacak. Yani soslarla da oyunlar oynayacağız. Gerçek Türk ürünlerimiz de olacak. Dün eşimle beraber, biraz önce sen örnek verdin diye söyleyeyim, inanılmaz güzel bir tas kebabı yaptım. Hani biliyorsun tas kebabı pilavla yenir ama ben onu noodle, böyle egg noodle'la erişteyle karıştırdım. Değişik bir şey yapalım dedim. Hiç yani kötü olmadı, yenilebilir ve ben buna para verir miyim dedim. Veririm. Yani içine bir tek soya ile o tatlı ekşi sosu koymamıştık. Güzeldi, yenebiliyordu. Yani bizim artık biraz da modern, yani hayatı da kovalamamız lazım diye düşünüyorum. İşte hani hayata şöyle at gözüyle bakmamak lazım Kayhan Bey. Bu tip konularda hani adamların damak tadına göre kendi konseptimizi, evet, ona göre değiştirebilirsek zaten başarı kendi kendine gelir. Burada baklava yapıyorlar. Mesela ben inanın yani son 17 yıldır yurt dışında ben daha baklava yiyemedim. Yarısını ısırıyorum, yarısını atmak zorunda kalıyorum. Niye? Adamlar hala eski zihniyette işte 2 kilo şeker bilmem ne falan boca ediyorlar içine. Hani baklava mı baklava ama şey kağıt üstünde ismi baklava kalıyor. Yani doğru, burası doğru. Ne böyle daha böyle sağlıklı beslenme konseptinde daha az şekerli. Asyalılar falan dokunamıyor bile. O kadar şekerli geliyor ki mesela. Hani ona doğru, göre doğru. Yapın mesela yağını değiştirin işte vegan şekilde yapın artık ne bileyim hani o tip şeyler araştırmalar yok, ilgilenmiyorlar maalesef. Doğru, haklısın. Biraz tembeliz o kendimizi geliştirmekte. Senin de vaktini almayayım, şifte artık yaklaşıyor. Son olarak nasıl artık toparlamak şey istersin? Öncelikle tekrar söylüyorum. Hani yaptığın fedakarlığın farkındayım. Çok çok teşekkür ederim sana. Beni konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim Kayhan Bey. Asıl ben teşekkür ediyorum. İnşallah Türkiye'ye geldiğinde de ağırlamak isterim. Sohbeti, daha iyi sohbet ederiz. İnşallah. İki arkadaş. Mutlaka uğrayacağım. Çok teşekkürler o zaman. Yine de çok teşekkür ederim. Sizi de burada bekleriz. Yani eğer şayet buraya gelme durumunuz olursa da mutlaka haber verin. İnşallah. Size şöyle bir kral suite ayarlayayım. Söylemen yeter. Çok sağ olasın. Çok teşekkürler. Aileye de selam. İyi çalışmalar. Burada bayramın son günü. İyi bayramlar diliyorum sana da, ailene de. Herkesin de bayram kutlu olsun. Burada pek yaşayamasak da. Doğru. Türkiye'de gerçi bu yılda biraz sıkıntılı geçti. Aynen. Ama inşallah gelecek bayramları kutlayacağız. İnşallah. Görüşmek üzere. Evet. Kal sağlıcakla. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Arkadaşlar bugün yayın saatimiz biraz erken olduğu için ve Avustralya açıkça söylemek gerekirse beni biraz heyecanlandırdığı için yayını bu şekilde yapmaya çalıştık. Yani bu saatte yapmaya çalıştık. Öncelikle bundan dolayı kusura bakmayın. Yarınki konuğum özel benim kardeşim Hamdi Özçelikçi, Bitmukokis'in kurucusu. Onunla yarın 9'da bu programda beraber olacağız. Şimdilik hoşça kalın, görüşmek üzere.